Kime verdin sen bu vergiyi? Nereye harcadın sen bu vergiyi? Bunu sormanız lazım. Bu birinci şey. Şimdi evlerde engelli çocuğu olan ama çocuğuna bakmak için mecburen iş bulsa dahi çalışamayan kadınlar var. Bunların kesinlikle sosyal güvenlik hakkını sağlamamız lazım. Bizim kendi programımızda var. Sadece engelli değil. Engelli ve yaşlı. Yaşlıya da evde bir yaşlı varsa o yaşlıya da kadın baktığı için çalışamıyor. O zaman sosyal devlet engelli annesini veya yaşlıya bakan anneyi sosyal güvenlik hakkına kavuşturmalı. Onun sosyal güvenlik primini devlet ödemeli. Ve kadın belli bir yaşa gelince de ben emekli oldum diyebilmeli. Kişinin evde çalışmasıyla dışarıda çalışması arasında bir fark yok ki zaten. Çalışıyor zaten. Ama çalışmak istiyor, evde engellisi var. Bir kadın kardeşimiz bunu anlattı. Belediyelere talimat verdik. Dedi ki bütün belediyelerimiz kadın kooperatifleri kursunlar. Kadınlar üretsinler. Kadınlar çalışsınlar ve kadınlar kazansınlar dedik. Çok sayıda üretici kooperatifleri oldu. Ve bunların tek bir sorunu var. Malı ürettik, nereye satacağız? Bunun için de önlem aldık. Büyük şehirler başta olmak üzere kadın üreticilerinin ürünlerini alıyorlar, buralarda satıyorlar. Böylece kadınlar hem üretiyorlar hem de kazanmaya başladılar. Bunun sayısını artırmamız lazım. Kadınların bir araya gelip çok daha güzel, mükemmel kooperatifler kurmaları lazım. Sizin eliniz bereketlidir. Sizin elleriniz güzeldir. Sizler güzel ürünler üretirsiniz. Ve gerçekten de sağlık güvenliği açısından, gıda güvenliği açısından ürettiğiniz ürünler mübarektir. Bunları yaparsanız bunların satılabileceği alanları biz yaratacağız. Sizler kazanacaksınız. Dolayısıyla kazandığınız zaman da daha rahat, daha dik, caddelerde, sokaklarda daha rahat, daha özgüvenle en azından gezebileceksiniz. Alışverişe gidebileceksiniz, düğüne gidebileceksiniz, taziyeye gidebileceksiniz. Kimseye muhtaç olmadan bunları yapacaksınız. Mevsimlik işçi kadınların da çocuklarının eğitimini mutlaka sağlayacağız. Çocukların eğitimini. Gidiyorlar beraber, çocuklarla beraber. Çocuk okulu terk ediyor. Ya nereye gidecek bu çocuk? Çocuğu bıraksa kendisi mevsimlik işçi gidiyor, aç kalacaklar bunlar. O zaman oraya öğretmen, artı karavanlar, banyoları, tuvaletleri, bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz, bakın bazı belediyelerde başladık bunu, inşallah Türkiye genelinde bizim bütün belediyelerimizin olduğu yerlerde bunu yapacağız. Taşımalı eğitim, buna da son vereceğiz. Nerede bir kapatılan okul varsa açacağız, öğretmen orada olacak, öğrenciler orada olacak. Eğitime önem vermemin temel nedeni şu, eğitimde kadın ağırlığı vardır. Eğitime 10 kişi alınacaksa bunun 7'si zaten kadın oluyor. Dolayısıyla kadınlara da ek istihdam imkanları böylece sağlanmış oluyor. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallelerde kreş açacaksınız. Anne çocuğunu güven içinde getirecek bir kreşe bırakacak, çalışma hayatına atılacak. Şimdi kadın doğum yapıyor, hadi çocuk belli bir yaşa geldi, kreş yok, çocuğu bırakacak yer yok, iş var ama çalışamıyor. O zaman çocuğunu rahat bırakabileceği kreşler olacak, düşük gelirli ailelerin ailelerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Anne güven içinde bırakacak. Çocuğun beslenmesi, çocuğun sosyalleşmesi, çocuğun eğlenmesi, arkadaşlarıyla beraber olması. Akşam da anne gelince çocuğunu güven içinde alacak, evine götürecek. Bunu da sağlayacağız. Kreşleri şunun için söylüyoruz, ısrar ediyoruz. Bir, kadının çalışması açısından gidip rahatlıkla çalışabilecek. İki, kreşlerdeki bütün öğretmenler kadınlar. Ne kadar çok kreş açılırsa kadınlara da o kadar iş imkanı sağlanacak. Okul öncesi eğitim bunun temel normlarından birisi. Hocamız söyledi, aile destekleri sigortasını getireceğiz Allah nasip ederse. Ama kadınların desteğiyle onu söyleyeyim. Ne demek aile destekleri sigortası? Bir kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün hayatı sigortalı olacak. Bütün hayatı. Şimdi bakın, aile destekleri sigortası şu, onu da söyleyeyim. Ailenin geliri yoksa veya geliri asgari ücretin altındaysa o aileye düzenli sosyal devlet bir yardım yapacak. Kadının banka hesabına yatıracak bu parayı. Kadın
İşçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidecek, parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Eğer devlet bir eleman almak istiyorsa, belediye bir eleman almak istiyorsa, önce o ailelerin çocuklarını alacak. Onları işe başlatacak. Onlar için pozitif ayrımcılık yapacak. Bu kanunda yer alacak. Dolayısıyla efendim sosyal aile destekleri sigortasından yardım alacaktım ama işte torpil yaptık, şundan erken aldık. Hayır, olmayacak. Başka bir birimden alırsa o zaman suç işlemiş olacak. Mecburen aile destekleri sigortası kapsamına giren ailelerin çocuklarına öncelik hakkı verilecek, iş hakkı verilecek. Boşanma davaları arttı. Üzülerek ifade edeyim ama çok arttı. Anneler bazen iki çocuğuyla, üç çocuğuyla, bazen tek evladıyla gidecek yer bulamıyorlar. Anne evinde veya baba evinde de rahat etmiyorlar. Yeni başlangıçlar fonu olacak bu aile destekleri sigortası içinde. Anne çocuklarıyla beraber ayrı kalmak istiyorsa bu sigorta dalı o aileye evde tutacak, evin döşemesini de yapacak, çocuklarının gıda ihtiyacını da giderecek, aile destekleri sigortasından yararlanmış olacaklar. Kayıt dışı çalışma, özellikle söyledi bir kadın kardeşimiz, çalışıyoruz bu kadar, tarlada çalışıyoruz, sabahın köründe gidiyoruz ama sigortamız yok, hastalansak ne olacak diye. Aile destekleri sigortası bunu sağlayacak, hiçbir endişeniz olmayacak. Dolayısıyla çalışırsanız zaten sigortalı olacaksınız ama çalışamazsanız her halükarda sizin sağlık güvenceniz mutlaka ama mutlaka sağlanacak. Önümüzdeki süreç içinde Türkiye nüfusu yaşlanacak. 2035'ten sonra Türkiye'de genç değil, yaşlı nüfus daha fazla olacak. Bakın biz 2035'ten sonrasını bile düşünüyoruz. Çünkü sorunu bugünden görmezseniz sağlıklı çözümler üretemezsiniz. Yaşlı bakım evleri olması lazım ve bu evlerde bol miktarda özellikle kadın çalışanlar için çok büyük imkanlar var. Burada kadınlar çalışacaklar, yeni imkanlar doğacak, bunlar da sağlanacak. Bir şey daha, bütün kadınlara sözümdür. Bu devlet yönetiminde en az %35 kadın istihdamı sözü veriyorum ben. En az %35. Efendim vali erkek, kaymakam erkek, şu erkek, bu erkek. Ya bu memlekette hukuk fakültesini bitiren kadın yok mu kardeşim? Siyasal bilgileri bitiren kadın yok mu? Her yerde erkek ama kadına gelince efendim hani var ya böyle fabrikada çalışırken kadına ikinci sınıf muamele, sen daha düşük ücret alacaksın diye fabrikada çalışan bir kadın kardeşim konuştu. Niye kardeşim? Hem eşitlik diyorsun, eşitlik diyorsun, bir de kadın daha fazla çalışıyor, daha fazla çalışıyor, daha düşük aylık alacaksın. Bu rezaletlere de son vereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şeyi unutmayın. Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır. Ben kimsenin inancı, Allah'la kulun arasına benim girme hakkım, yetkim de yoktur. Kimsenin inancı, kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı, o beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şu: o evde huzur var mı? O evde işsiz var mı? O evde bereket var mı? O evdeki insanlar huzur içinde, o mahallede, o sokakta, o caddede, o kentte rahat gezebiliyorlar mı? Rahat geçinebiliyorlar mı? Huzur içinde yaşayabiliyorlar mı? Benim derdim odur. Bunu sağlamak için mücadele edeceğiz. Ama bu mücadelede asıl aktör kadınlar, sizlersiniz. Sizler hak arayın, hakkınızı arayın. Sanmayın ki sizin hakkınızın sahibi yoktur. Kendinizi sahipsiz hissetmeyin. Şundan kesinlikle emin olun: bu ülke çok zengin bir ülkedir. Bu ülke çok varlıklı bir ülkedir. Ama bu ülke kaynaklarını hakça bölüşmüyor. Hakça bölüşmüyor. Birisine çok büyük paralar gidiyor. Fakire, fukara ise küçük paralar vererek avutmaya çalışıyorlar. Şu sözüm var: Allah nasip ederse hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği. Eğer bir evde huzursuzluk varsa, o huzursuzluğu en derinden yaşayan kadındır. Bunu hepimiz biliyoruz. Kendi ailemden de biliyorum. Annemden de biliyorum rahmetli. Dolayısıyla evde huzurun olması, kadının gidip çalışması, onuru dik evine gelmesi,
Sürekli erkeğin eline muhtaç olmaması, çalışarak, üreterek, kazanarak, evde ikinci bir güç olarak, hatta birinci güç olarak ortaya çıkması, bu bir toplumun büyümesi ve gelişmesi için çok değerlidir. Bakın ben size bir örnek vereyim değerli arkadaşlarım. O da ilginç bir rakamdır. OECD dediğimiz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü var. Türkiye de onun üyesidir. Burada her 100 kadından 49'u çalışıyor. Her 100 kadından. Niye 100'ü de 49'u çalışıyor? Çünkü o ülkelerde hızlı büyüme oluyor, hızlı kalkınma oluyor. Herkes çalışıyor, herkes üretiyor, herkes milli geliri artırıyor. Bizde ise maalesef %28'i. %28, %49 arasındaki fark Türkiye'nin kalkınmasına engel olan bir farktır. Kadın ne kadar çok çalışırsa, istihdam ne kadar kadın istihdamı yaratılırsa, Türkiye o kadar hızlı büyür, o kadar yeni istihdam alanları da yaratmış olur. Umutsuzluğa kapılmayın, hep beraber Millet İttifakı olarak inşallah hep beraber güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sakın ola ki umutsuz olmayın. Umutsuz olmayın. Sağ olun.